Şirketler de henüz daha yeni güç odağı olarak devletin yerine konmamış durumda ama aslında kendileri yönetiyorlar. Şirketler önemli fakat işte siyasi düzeyde bunu yönetemiyorlar. Çünkü o farklı araçlar gerektiriyor, dilerseniz öyle diyelim. Şimdi bu durumda ben işte NATO müdahale etsin vesaire gibi lafların da bu bağlamda son derece yanlış olacağını şahsen düşünüyorum. Çok kanlı bitmemesi Libya'daki olayların dileğimdir ama bu kanın akmasını NATO müdahalesiyle önlemeye kalkmak bence yanlış olacaktır. Kaddafi'nin yerine gelecek olanların prestijini ve meşruiyetini de bence zedeleyecektir. Bunlara da Batı'nın kuklası muamelesi yapılmasına ya da en azından ileride bunun dile getirilmesine yol açacaktır. Mümkünse bu işin Libyalıların kendi aralarındaki bir hesaplaşmanın sonucunda halledilmesi gerekecektir. Bana göre Amerika Birleşik Devletleri fazla çekingen davrandı. Hatta Başkan Obama bu kadar pısırık davrandığı için Amerikan basınında hayli eleştiriye maruz kaldı. Avrupalılar da gördüğünüz gibi işte kendi vatandaşlarını kullanmaktan acizler. Bugün bizim bütün gazetelerde dünkü İngiliz gazetelerinin yazdıkları filan vardı. Ve baktığınız zaman da hakikaten Türkiye gibi bir ülkenin bu çok karışık ortamda en azından ne yaptığını bilen, durumlara nasıl müdahale edebileceğini bilen bir ülke olarak sivrildiğini görüyoruz. Dolayısıyla sizin önceki sorunuza bir cevap olarak da Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan öyle kolay kolay çekilmeyecektir. Hatta Irak'tan askerlerinin tümünü bile çekmeyebileceği giderek daha fazla konuşulmaya başlandı bu yılın sonunda ama Orta Doğu'da siyasetini yürütürken yerel müttefikleriyle daha farklı bir ilişki kurması gerekecektir. Ve giderek de şekillenen bana göre Türkiye'nin bu yerel ya da bölgesel müttefiklerin en önemlilerinden biri, belki de en önemlisi olacağı yönünde. Sarkozy bunun farkında mı? Sarkozy bana göre hiçbir şeyin farkında değil. Şu nedenle söylüyorum, demin dedim. Şimdi Tunus'ta Ben Ali'nin ülkeyi terk etmeye karar verdiği gün Fransız Dışişleri Bakanı Fransız Meclisi'nde işte polis gönderelim, tecrübesinden yararlanmanız için filan diyebildi ve bu kadın hala mevkiini koruyor. Dolayısıyla Fransa son olarak işte Kuzey Afrika'yı ben bilirim, buraları ben kontrol ederim havasındaydı. Tunus'ta olan biteni öngöremedi. Cezayir'de yarın bir şey olacaksa bunu ne engelleyebilecek, belki de öngörebilecek de gücü olmayacak. Fas'ın nasıl tutulabileceği belli değil. Ancak kendi iç dinamikleriyle Fas'taki rejim kendini sürdürecek. Bence Fransa'nın artık dünya ölçeğinde bir oyuncu olma iddiasının giderek azalmakta, tükenmekte olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi böyle bir Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın bugün Mehmet Ali Biran'da verdiği mülakatta olduğu gibi Türkiye'yi dışarıda tutarak Avrupa'dan ancak birlikte hareket edilebilecek bir ülke olarak tanımlaması her ne kadar iltifatını esirgememiş olsa bile Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durumu, bir Avrupa-Türkiye sinerjisinin ne anlama geleceğini kavramadığını bana doğrusunu isterseniz söylüyor. O bakımdan da Fransa'nın bu tür bir zihniyetle daha ileri gidebilmesi, Avrupa Birliği'nin bu tür bir zihniyetle olmaz, yani ekonomik gücünün olmazsa olması gereken bir siyasal ağırlığa sahip olması mümkün değildir gibi geliyor bana. İşte bakın Sarkozy'nin de bu ziyaretini daha bir ikili ziyaret şeklinde de tasarlaması için Türkiye çok ısrar etmiş. Türkiye'nin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Fransa'ya resmi ziyaret yaptıkları halde 1992'den beri bir Fransız Cumhurbaşkanı gelmemiş ve bunu reddediyor. İşte toplam 300 dakika Türkiye'de kalacak. Tamamen G20 gündemiyle sınırlı bir şekilde kalacak. Bu vallahi doğrusunu isterseniz bugünün dünya gerçeklerini, bölge gerçeklerini ve Avrupa gerçeklerini anlamamak ya da çok yanlış yorumlamaktan kaynaklanıyor gibi geliyor.